Bugün ne yapıyoruz? Pizza! Pizza challenge yapıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi konseptimizi anlatıyoruz. Mustafa Furkan'la ben. Birimiz Domino's'u, birimiz pizzayı arayacağız. Birer tane büyük boy pizza söyleyeceğiz. Ve hangisi daha önce gelecek, hangisi daha sıcak gelecek, hangisinin lezzeti daha güzel. Bu tarz şeyleri kıyaslayacağız. Mustafa Furkan Domino's'u, ben de pizzayı arıyorum arkadaşlar. Bakalım hangisi daha hızlı gelecek. Şimdi telefonlarımızı bence çıkartıyoruz. Bence pizza kazanacak. Bilmiyorum, göreceğiz. Telefonlarımızı hazırlayalım ve aramalara başlayalım. Ben şimdi pizzayı arıyorum. Mustafa Furkan da o tarafta Domino's arıyor. Ben dışarı çıkacağım seslerimiz karışmasın diye. İkimiz de büyük boy birer tane pizza söylüyoruz. Merhaba, iyi akşamlar. Alo, Domino's pizza mı? Evet, İyi akşamlar. Ben extravaganza söylemek istiyordum. Tamam, büyük boy olsun. En büyük boy hangisiyse o olsun. Tamam. Yok, içecek istemiyoruz. Sadece büyük boy bir tane pizza istiyoruz. Tamam. Doğru, adresim doğru. Sistemdeki adres doğru. Üzerine ekstra pastırma ekletirseniz ücrete tabi. Tamam, sıkıntı değil. Ücretiyle birlikte pastırmayı tamam, onaylıyorum. Kredi kartıyla olacak ödeme. Tamam, bekliyoruz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, saatimize bakıyoruz. Bakalım kaç dakikada gelecek. Sen de verdin mi Mustafa Furkan telefonu? Verdim. Siparişin hazır. Hazır. Aynı dakikada verdik. Verdik. Bakalım önce hangimizinki gelecek, hangisi daha sıcak gelecek. Onun ölçümünü de ateş ölçerimizle, sıcaklık ölçerimizle yapacağız. Hangisi daha lezzetli? Bunun kararını da hep birlikte yiyerek vereceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Pizzalarımız gelince videomuz devam ediyor. Hadi devam edelim. İyi akşamlar. Şöyle yapalım. Ne kadar? Teşekkürler, iyi akşamlar. Bakalım şimdi kaç derece olduğunu ölçeceğiz arkadaşlar. Test için bir dakika. 43 derece arkadaşlar. Yani bir pizza için çok soğuk bence. Bir de şuradan ölçelim. 44.90. Şuraya geç. Şuraya ölçelim. Bence şuraya ölçelim. Bence bir dakika. Ortalama en sıcaklığı 47 derece arkadaşlar. Domino's pizzanın geliş saati 59 dakika. Yani şu an 61 dakika olmuş. 2 dakikayı düşersek 58-59 dakikada geldi. Pizza da geldi arkadaşlar. Maalesef 70 dakika sürdü. Diğeri kaçtı? 43 en azı. En fazla. Şimdi pizzadan geleni ölçüyoruz. Bu çok çok daha soğuk. Ve çok uzun sürede geldi. En yüksek aldığımız değer 37. Evet, pizzalarımız geldi. Pizza çok geç geldi. Domino's erken geldi. Biz fırında beklettik biraz arkadaşlar. Şimdi tabağımızdakiler Domino's mu Merve? Evet, Domino's pizza. Domino's pizzalarımız. Şöyle. Şimdi birer ısırık alacağız. Ve kaç puan verdiğimizi söyleyeceğiz. Sonra da pizzanınkileri yiyeceğiz. Ona kaç puan verdiğimizi söyleyeyim. En son videonun sonunda genel bir değerlendirme yapacağız. Hızlı gelme, sıcak gelme ve lezzet olarak toplam puanımız olacak. Evet, birer ısırık alalım bakalım. Herkes ısırsın bence. Ben ısırdım ben. Biraz güzel mi anneciğim? Bayıldın mı? Lezzet olarak hemen gerçekten güzel. Evet. Ben de beğendim güzel. Ben çok beğendim. Bak, ben yaptım ki bu ders. Sen beğendin mi biraz? Felaket güzelmiş. Osman Kerem sen? Ben de çok beğendim. Hem erken geldi özet bir satan. Peynirinin ve soğanının o inceliği ve yumuşaklığı çok güzel. Hamuru da çok güzel. Evet. Şimdi bunları bitirdikten sonra pizzaya geçeceğiz arkadaşlar. Pizzaya daha doğrusu. Evet arkadaşlar, şimdi pizzanın pastırmalı karışık pizzasını deneyeceğiz. Şimdi hepimiz birer ısırık alalım çocuklar yine. Bakalım buna kaç puan vereceğiz. Çok kuru.
Deminkine göre çok evet. Kuru. Az önceki yumuşaktı. Bu sert. Ve mesela temelinde ısırdığında o peynirin lezzeti ağzımda dağılıyor. Evet. Bunda da yok. Çok sert. Çok kuru değil mi? Abi bu çok sert. Ama yiyemem. Yiyeceğimi seviyor arkadaşlar. Kıyamam sana. Pastırması da çok kuru. Pastırma kuru olması normal. Hani fırına girdiği için mi? Yani sanırım kimin galip olacağı aslında. Kazanan belli de oldu sanırım. Ama yine de pizzamız bittikten sonra biz tekrardan bir oynayalım. Evet. Bugün sizinle pizzamızı şey yaptık, kaldırdık şimdilik. Bitirdik pizzamızı. Ben bitirmedim. Arkadaşlar birazcık bitirmedi. Birazcık kurban gelmiyor. Evet arkadaşlar. Pizzalarımızı bitirdik. Şimdi puan vereceğiz. Şimdi puan vereceğiz. Kim başlamak ister? Başlamak ister misin? Olur. Tamam. Şimdi gelme hızı birisi 59 dakikada geldi, birisi 70 dakikada geldi. İkisi de çok geç geldi. Evet. Bu bilgiyi verelim önce. Sen kaç puan vermek istiyorsun pizza, gelme hızına? Pizza'ya ilk önce... İlk önce Domino's geldi. Domino's mu geldi? Domino's'un hızına 4 veriyorum. Tamam. 10 üstünden veriyoruz puanları arkadaşlar. Isısına da birazcık pizzanın yeni olduğu için 5 veriyorum. Pizza. Tadına 7 veriyorum. 10 üstünden 7 veriyorsun. Evet. Doğru tadı çok güzeldi. Tamam. Şimdi aynı şekilde... Ben mi söyleyeceğim? Bir dakika. Pizzanınkileri söyle. Pizza zamanını 2 veriyorum gelme süresine. Çünkü çok geç geldi. Tamam. Bir de çok sertti hamuru. Sonra ısısı bir de çok şeydi böyle soğuktu. İki veriyorum ısısına da. Tamam. Yani, lezzetine kaç veriyorsun? Lezzeti de 5. 5 veriyorsun. Tamam. Şimdi beyazı söylesin. Sen kaç veriyorsun babacığım? 3. Tamam. Pizza kaç veriyorsun? Pizza çok kuruydu böyle. Evet. Bana gelmedi tadı güzel. Tamam. Hamur güzel değildi. Çok değişikti. Sonra ama tadı güzel değildi. Tamam. Kaç veriyorsun peki? 3. 3. Ona da 3. Tamam. Tamam. Şimdi Mustafa Kan söylesin. Ben... Hangisinden başlamak istiyorsun? Pizza mı Domino's mu? Pizza. Tamam. Gelme hızı? Gelme hızına 3 veriyorum. Yavaş geldi. Çok yavaş geldi evet. Tadına en son mu söyledim? Sen bilirsin. Tadına 4 veriyorum. Tamam. Isısına 5 veriyorum. Tamam. Şimdi Domino's'a geçelim. Domino's'un gelme hızı? Gelme hızı ona 5 veriyorum. Tamam. Isısı? Isısı ona da 5 veriyorum. Tamam. 10 üzerinden. Lezzeti neyse 8 veriyorum. 8 veriyorsun. Tamam. Ben de pizzadan başlayayım. Pizzanın gelme hızına 2 veriyorum. 70 dakika kesinlikle kabul edilebilir bu süre değil. Isısı 10 üstünden 3 veriyorum. Çünkü ısısı gayet soğuktu. Geldiğinde zaten ateş ölçerle ölçtüğümüzde de soğuktu. Lezzeti pastırma olmasa çok daha düşük bir puan alırdı. Domino's'ta pastırma yoktu. O şekilde değerlendirmek istiyorum ben aslında. Çünkü lezzet veren tek şey pastırmaydı neredeyse. Ben lezzetine de 10 üstünden 5 veriyorum. Evet. Pizzanın. Şimdi Domino's'a geçecek olursak Domino's telefonda zaten Mustafa Furkan'a geç geleceğini söylemiş biraz ama 59 dakikada geldi. 1 saatte geldi yani yaklaşık. Pizzadan 10 dakika erken geldi. Hızına 4 veriyorum Domino's'un. Isısı 6 veriyorum o zaman. Domino's'un sıcaklığını 6 veriyorum. Domino's'un lezzetini ben çok beğendim. Yumuşaklığı da çok güzeldi. 7 ya da 8. 8 veriyorum Domino's'un lezzetine de. Bana göre kazanan, benim kendi görüşüme göre Domino's'tu bu iki pizza arasında. Normalde pizza bu kadar kötü değildi aslında ama bugün ben hiç beğenmedim. Evet arkadaşlar. Sen de söyle. Ben de ısı olarak... Kendim biraz da fırında da ısıttım çünkü. İlk geliş ısılarıyla
Domino's pizzadan 10 derece daha fazla sıcaktı. O yüzden ısık konusunda Domino's bana göre kazandı. Lezzet tamam. olarak da kazandı. Yani lezzet olarak 10 üstünden 9 diyebilirim Domino's'a. O kadar lezzetli geldi bana. Hı-hı. Ama pizzayı çok beğenmedim. Hamuru çok kuruydu. Bildiğiniz pide hamuru gibiydi. Evet. Altı çok sertti. Çok zor yenildi. O yüzden 10 üzerinden 6 ya da 5 en fazla verebilirim. Tamam. Pastırmasının güzeldi. Ama pastırma da fazla kurumuştu. Daha yaş daha nemli olabilirdi. Pastırması çok kuruydu çünkü. Onun gelme haricinde hızı. Gelme hızında da Domino's'a 10 üzerinden 5, pizzaya da 10 üzerinden 3 ancak verilebilir. Fiyat olarak da birbirlerine yakın fiyatlardaydı. Yani, Domino's biraz daha pahalıydı yani sadece. Domino's 4 lira daha fazlaydı aslında. Yani evet, pastırma 39, katılmamış 39 lira, haliyle. 39 lira Domino's'a verdik. Evet, 35,5 lira da pizza verdi. Yani neredeyse aynı. Arada 3,5-4 lira gibi bir fiyat farkı var. Yani o da kabul edilebilir bir fiyat farkı. Ama evet. lezzet olarak ikisinin arasında bayağı uçurum vardı. Bana göre kazanan Domino's oldu. Bana size göre çocuklar. Bence Domino's. Bence Domino's. Hepinize hoşça kalın diyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Challenge videolarımız devam edecek. İstediğiniz challenge türlerini yorum olarak yazmayı unutmayın. Sizin istekleriniz bizim için çok değerli. Onların hepsini denemeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beyazıt arkadaşlar el sallamayacak mısın? Beyazıt orada oyun oynuyordu arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beğendiyseniz çiçek atmayı da unutmayın. Çiçek atmayı unutmayın çiçek arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye. Just to share.